Evet arkadaşlar, merhabalar, hayırlı akşamlarınız, hayırlı Ramazanlarınız olsun inşallah. Şimdi arkadaşlar, 2 dakikalık bir video çekmek istedim. Belki 3 dakikada olabilir. Hafta sonu Fitch'in Türkiye'nin kredi notu ve görünümünü 2 puan birden artırmasıyla endeksin çok güzel olacağını söyledim. Evet söyledim. Endeks çok güzel oldu. Fakat bu zihniyet Ramazan'ın ilk günü gerçekten alım yapan arkadaşlarımıza, küçük yatırımcı kardeşlerimize borsada zarar ettirdiler. Şunu kesinlikle söyleyeyim. Hani deriz ya, başımız sıkıştığı zaman Allah'ım yardım et. Allah'ım beni kurtar. İşte birçok kişi bunları söylemiştir. Ben buna inanıyorum. Eğer bizim paramız helal ise, eğer biz doğru zamanda doğru yerdeysek, bu mübarek Ramazan'da ben şuna inanıyorum. Her şey Allah'ındır. Her şey O'nundur. Biz sadece bu dünyada misafiriz. Bunu biliyorsunuz. Bunu hepimiz biliyoruz. Biliyorum, para kaybettiniz. Belki bugün sabah açılışta alanlar çok para kaybetti. Aslında önce açıldıktan sonra biraz geri geldi. Tekrardan yukarı gitti. Satanlar kâr etti ama birçoğu satmadı. Hatta ortalama çekmek için hisse almaya devam etti. Biz bir hisseyi satmadıysak, o hisseyi aldığımız şekilde bekletiyorsak asla korkmayın. Helal para ile borsadayız. Haram para katmadıysak, Allah'a inanıyor ve güveniyorsak, sabrediyorsak, dua ediyorsak, dürüstsek biz borsada para kaybetmeyiz. Biz borsada para kaybetmeyiz. Çok üzüldüm. Ben mi vesile oldum bu Ramazan'ın ilk gününde sizlere zarar ettirdim diye çok üzüldüm. Hepinizden tekrardan özür diliyorum. Ama ben şuna inanıyorum. Sabretmek Allah'ın bir emridir. Sabır. İhsan. Gerçekten ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Yani şöyle özetleyeyim. Biz helal para ile borsadaysak, sabrediyorsak, psikolojimizi bozmuyorsak, hiçbir zaman o hisseyi satmayacaksak, orta ve uzun vadede aldıysak, ben inanıyorum ki borsa dalgalı seyirler olacak. Endeks belki bir hafta önceki düşmüş olduğu, geri çekilmiş olduğu yere tekrar gelecek. O da 8730-35 civarlarına. Ama tekrardan yukarı gidecek. Helal para yerine mutlaka gelecek. Hatta çok da güzel kar yapacaksın. Yeter ki psikolojinizi bozmayın. Panik olmayın. Sakin kalın. Mutlaka kazanacaksınız. Hem de çok kazanacaksınız. Bu borsa önce dökecek, saçacak, sizi bıktıracak, ondan sonra gidecek. Nasıl İsrail-Filistin savaşı çıktığında borsa 3 ay 8450'den 7300'e 1000 puan düşüp sizleri zarara soktu ve satmayanlar tekrardan nasıl para kazanıp endeksin 9500'e gittiğini gördüyse, şimdi 9500'den bugün 9350'yi gördük, belki 8350'yi de görebiliriz. 1000 puan. Ama akıbetinde tekrardan yukarı gidecek. Sadece sabredin. Sadece sabredin. Sabreden
her şeyin üstesinden gelecektir. Asla panik olmayın. Bu Ramazan gününde sadece dua edin. Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz deyin. Biz bu dünyada misafiriz deyin. Paranız için, şu anda kaybetmiş gibi gözüken paranız için asla sağlığınızı, psikolojinizi, eşinizi, dostunuzu sakın ha üzmeyin. Üzmeyin. Ben de borsadayım. Asla korkmuyorum, panik olmuyorum ve sabrediyorum. Gerçekten sabrediyorum. 3-5 günlük düşüşler, 3-5 günlük hatta belki bir haftalık düşüşler endekste, hisselerde bizi hasta etmesin. Bizi bıktırmasın. Hafta sonu evet söyledim. Borsa yükselecek dedim. Uçacak gidecek dedim. İtiraf ediyorum. Zaten dinleyenler de biliyor. Ve dedim ki banka hisseleri, holdingler ve ulaşım sektörü. Yine pozitif kapattım. Özellikle holdinglerde Sabancı Holding, Koç Holding, Alarko Holding güzel de kapanış yaptılar. Ama yan tahtalara gidenler üzülmüş olabilir. Psikolojinizi bozmayın. Bu güzel Ramazan'ın ilk gününde mutlu olun. Allah hepimizle beraberdir. Sizin helal paranız asla ve asla hiçbir yere gitmez. Bir yerden gitse öbür taraftan fazlasıyla gelecektir. Ama ilk şartımız sabır olsun. Sabır, sabır. Asla korkmayın. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar.